Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız uçak gemisi gündemini birkaç sene önce açıkladı. Bu da Türkiye'nin yine bu küresel güç olma vizyonunun bir parçası olarak düşünmek gerekiyor. Tabii uçak gemisi sadece tanımlanmış tek tip gemi değil. O bir kavram ve bu kavramın etrafında çalışılabilir. Biz de bu konu çeşitli faktörleri de düşünerek çalıştık. Malum bizim Anadolu gemimiz kamuoyunda hep uçak gemisi olarak söylendi. Aslında planlanması bunun havuzu çıkartma gemisi idi. Ama geminin tasarımına baktığımızda ve uçak gemisi kavramı ile ilgili harekat konsepti çerçevesinde düşünceler de gündeme geldiğinde bir kere Anadolu gemisine İHA ve SİHA konuşlanmasının mümkün olduğunu gördük ve bununla ilgili çalışmalara başladık. Anadolu gemisi şu anda denize indirilmiş durumda. Donanımları oldukça ileri bir safhada. Donanımların tamamlanması bekleniyor. Akabinde yakında hizmete girecek. Aynı zamanda bu yeni kavramla beraber üzerine konuşlandırılması düşünülen SİHA'larla ilgili çalışma da bir yandan devam ediyor. Tabii ilk planda gemimizin bir an önce hizmete girmesi önemli. Daha sonrasında şu anda planlanan TB3 tipi bir SİHA'nın da üzerinde konuşlanması ile ilgili çalışmalar onu takip edecek. Buna ilaveten Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladıkları ikinci bir daha kapsamlı gemi gündemde. Uçak gemisi kavramının artık değişmeye başladığını da biz görüyoruz. Ve burada da bizce yeni ve dünyada da ilgi çeken bir kavram yani insansız hava araçlı uçak gemisi kavramında gündeme taşımış olduk. Dış basında da bu biraz ilgi çekti. İspanyol muhataplarımızla konuştuğumuzda da onların da benzer şekilde bizim fikrimizle aynı olduklarını daha yeni bir geminin, belki daha büyük bir geminin jet motorlu, pervaneli birkaç çeşit İHA'yı, SİHA'yı üstünde barındıracak bir formatta düşünmesinin gayet yerinde olacağıyla ilgili bir yaklaşım var. Şimdi bunu tabii çalışacağız. Bu şu anda bir fikir. Ama çeşitli muhataplarımızla bu konuyu görüşüyoruz. Bu gündemimizde dediğim gibi Anadolu gemisi devrede olacak ama diğer bir çalışmanın da tabii önce kavram olarak olgunlaştırılması, tasarım süreçleri, boyutu, kabiliyetleri ile ilgili ön çalışmaların yapılması gerekiyor ama görünen o ki bu çalışma artık gündemimize girdi ve üzerinde daha yoğun ve etkin çalışılacak. Bekliyoruz. Çok yakında yani ilk prototipin inşa sürecini biz 2022'de başlatmış olacağız. Yani o çok yakın eli kulağında. Orada da yani işlem başlamadan iş başlamadı diye düşünmeyelim. Tasarım ve belli üzerindeki sistemlerin olgunlaştırılması süreci devam etti. Ama ilk prototip üretiminde önümüzdeki yıl başlamasını veya test fırının başlamasını bekliyoruz. Yani sürekli olarak bu temaslar devam ediyor. Yani savunma sanayi ihracatı tek başına ticari veya teknik bir unsur değil. Bir dizi politik unsurun da içinde olduğu bir mekanizma. O ülkeyle ilişkileriniz, o ülkenin maruz kalması muhtemel politik baskılar, tarihsel bağlantılar gibi birçok kalem var ama bilinirlik arttıkça ondan kastımız şu, ürünlerinizin adı sanı bilinir ama performansı ve yetkinliği bilindikçe hatta onların sahadaki netice alıcı rolü görüldükçe bu ilgi artıyor. Başka bir faktör eğer bir ülke bunu alıp kullanmaya başladığında bu ilgiyi diğer ülkeler açısından da artırıyor. Bunları bir araya getirdiğimizde bu Türkiye'nin devlet olarak bir çabası. Yani bir taraftan Dışişleri Bakanlığı, bir taraftan Milli Savunma Bakanlığı, bir taraftan Ticaret Bakanlığı gibi bakanlıklar arasında bu ihracat harekatının içinde hep beraber çalışmamız gerekiyor ve bunu da yapmak önemli. Hem algı oluşturmak açısından hem ilişkileri belli düzeyde tutmak açısından hem de ürünü sahaya vermek, her ülkenin kendi şartlarını anlamak. Bu şekilde son İDEF'te gördük, yoğun bir Afrika ilgisi var.
Başka bir mesele de çeşitli finansman mekanizmalarını masada tutabilmek. Bu da başka bir unsur. Bunları toptan düşündüğümüzde Türkiye'de savunma sanayinin ihracatının önü giderek açılacak. Bu biraz yavaş yavaş hızlanan bir olay. Belli bir ivmeyle devam edecek ama bilinirlik arttıkça, kullanan ülkelerin sayısı arttıkça bu çarpan etkisiyle gidecek bir olay olacak. Yine biz önümüzdeki yıl 3 milyar dolar aşacağımızı düşünüyoruz. Yeter ki dediğim gibi finansal mekanizmaları burada biz devrede tutabilelim ve bu ilişkileri maksimum ölçüde götürebilelim. Ürünlerimizin tabii şu anda çıkan ürünlerimiz var, bir de potansiyel olarak yürüttüğümüz projeler var. Bu projelerin şu anda bilinirliğini sağlamak ya ileride bazı dost ve kardeş ülkelerin ortak olmasıyla neticelenecek bir süreç olur veya muhtemel pazarlarda tanınırlığımızı, bilinirliğimizi sağlar ve onların gelecekteki ürünlerimiz hakkında plan yapmaları sağlar. Bu da önemli bir faktör. Beraberce bunları yürüttüğümüzde ihracatın böyle adım adım yükselen bir trendini göreceğiz. Hatta bu yükseliş yani şu anda yavaş gibi görünse bile işte 5-6 sene içinde bunun hızlı bir şekilde arttığını görmek mümkün. Ürün çeşitlenecek, ülkeler artacak, birimden duyanlar artacak. İhracat konusu bu şekilde geniş bir yelpazede oluşacak. Ya teslimatlar aslında devam eden bir süreç. İşte hava savunmaları teslim ediyoruz. Yani işte o artılar teslimata başlayacaklar. İrili ufaklı silah sistemleri teslim ediliyor. Bu insansız kara araçların çeşitli tiplerini konuştuk. Onlar kısım kısım çeşitli unsurlara dağıtılacak. Oradan geri bildirimler beklenecek. Bu canlı bir ortam ve inanın alt detaylarda saymaya kalksak o kadar çok şey var ki işte küçük silahlardan tutun, tüfekler, işte insansız kara araçlar, deniz araçlarında yeni bir konsepte gideceğiz belki. Hava savunmanın işte diğer işte Sungur A artı, O artı, işte Siper'de belki daha bu yıl bitmeden yeni bir testimizi daha görebiliriz gibi unsurlar var. Bu savunma sanayi konusunda bizden duyduklarınıza yine biz hani olmayan şeyi söylemiyoruz. Olduktan sonra olma aşamasını söylüyoruz. Spekülasyon yapmak istemiyoruz. Beklentileri ne çok üstte ne altta tutmak neyse onu söylemek istiyoruz. Tabii bir de savunma sanayi konusu bazen çok uçup kaçmaya gelmeyen bir konu. Biraz makul gitmek lazım. Bazı şeyleri şöyle cebinizde tutmanız lazım. Çok da ortaya saçmamanız lazım.